sevgili seyircilerimiz bugün 16 Eylül Cumartesi sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'nde sağlık gündeminden iki önemli konu başlığını... ...iki değerli uzmanımızla her zaman olduğu gibi işleyeceğiz. Yaklaşık 50 dakika süresince elbette sizlerin de değerli katılımıyla. İlk bölümde aslında toplumsal e, vicdanı çok rahatsız eden bir konuyu konuşacağız. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet giderek artıyor. Hemen her gün bir hastaneden, bir acil servisten kamuoyuna yansıyan bir haber geliyor. Sağlık, sağlık çalışanları şu son 6 ayda pandemiyle mücadele ederken cans perane bir yandan da şiddete uğruyorlar. Peki ne yapılması lazım? Özellikle acillerin yükü zaten oldukça ağır. efendim Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander Hocam bu bölümde bizlerle olacak konuyu konuşacağız ve biraz pandemiden sonra hastanelerdeki, acillerdeki son durumu konuşacağız. İkinci bölümde ise gençlerde ve çocuklarda e, alt ıslatmayı, yatak ıslatmayı konuşacağız ve bunun psikolojik nedenleri neler? Psikolojik olarak tedavisi, terapiyle nasıl mümkün? Psikolog Alanur Özel bizler olacak. Dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa her zaman olduğu gibi efendim yanında Tekno Sağlık Merkezi. Ben Deniz ikram olacak buyursunlar. Acil tıp uzmanları ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet neden artıyor? Acil tıp uzmanlarının sorunları ne? Pandemi'de acil servis çalışanları ne kadar yorgun ve ne bekliyorlar? Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander sağlık merkezinde sorularımıza cevap veriyor. tıb uzmanlarına ve sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddet, hastalara, hasta yakınlarına, topluma ve tüm insanlığa yöneltilen şiddettir. Ne olursunuz unutmayın. Size rağmen olmaz ama sizinle iyi olur. Evet sevgili seyirciler. inanın her haberi okuduğunda, izlediğimde yüreğim kan ağlıyor. Ne şartlarla çalıştıklarını görüyoruz, biliyoruz. Çocuklarından, ailelerinden 6 aydır uzak bu insanlar ve her gün şiddete maruz kalıyorlar. Çok değerli konuğum, Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candere Hocam. Acil çalışanların sorunlarını konuşacağız. Pandemiyi de konuşacağız. 0530 40 05 ve 06'dan arayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz ama daha bu konuyu hazırlarken dün iki olay daha patladı. Biri Çapa'da, biri Pendik'te bir hastanede biliyorsunuz. Ve sebep maske tak uyarısı. Evet. Neden bu kadar artıyor hocam? Yani çok mu yorgun insanlar, psikolojiler, dağda mı bozuluyor? Ee, yoksa bir takım yasal düzenlemeler mi gecikiyor? Ya da hali hazırda olanlar uygulanmıyor mu? Şimdi bu pandemi süreci tabii toplumu çok farklı yönde etkiledi. Yani herkesi etkileyen önemli bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. Ama bu şiddet olayları, sağlıkta şiddet olayları bizim Kanayan yaramız. Evet sürekli gündemimiz. Ben 10 yıl önce hatırlıyorum. Meclise davet edildik ve orada bununla ilgili bir çözüm önerileri önerilerini istediler bizden. Bir rapor sunduk. Hmm. Daha o zamandan bugüne 10-15 yıl oldu muhtemelen tam tarihini söyleyemeyeceğim. Her zaman gündemimizde oldu. Ama ne zaman daha çok gündemde oluyor? Büyük olaylar yaşanınca bir hatırlanıyor, üzerine gidiliyor. Sonra yine kendi şeyimizle baş başa kalıyor gibi hissediyoruz. Şimdi tabii bunun çok iyi analiz edilmesi, evet. bu işe çok iyi odaklanması ve çözünceye kadar üzerine gidilmesi lazım. Yani yoksa bu yani olay olduğu zaman hatırlanıp bir iki gün gündemde tutulup sonra unutulacak bir şey değil. Gerçi sizin bahsettiğiniz gibi son günlerde neredeyse unutmaya fırsat olmuyor çünkü her gün yeni bir olay duymuş oluyoruz. Şimdi burada etkenlerin çok iyi analiz edilmesi, sonuçlar değil sebepler üzerinde çalışılması hı hı. ve bunların giderilmesi şart. Şimdi müeyyide bunun için çok önemli bir adımdır. Biz müeyyidelerin az olduğundan rahatsızız. Caydırıcı mı bir e, de bu var. E, ama eee müeyyidelerden önce de yapılması gerekenler var. Ama müeyyidelerin uygulanması biz son yasa çıkınca dedik ki ya bu sefer herhalde istediklerimizi uygulayacaklar. Bu biraz caydırıcı olacak. Hı hı. Nerede? Yani hiç caydırıcı olmadı. Neden? Çünkü yasanın uygulanmasında da problemler yaşanıyor. Hı hı. E, tabii uygulanmasında problemler yaşanıyorsa o zaman yasanın içeriğinde de belki boşluklar olabiliyor. Biz en çok neyden biz bu konuda caydırıcılık hı hı. yönünden söyleyeceğim onu. Mesela siz bir şekilde şiddete maruz kaldınız düşünün sağlık personeli olarak. Şimdi size şiddet uygulayan kişi zaten... Ee, biraz psikolojik sorunları olan veya biraz anormal bir tip de olabiliyor. Normal şimdi, bir insan bunu evet, yapmaz zaten hocam. Şimdi siz onunla birlikte e, karakolda mahkemede yüz yüze göz göze kalıyorsunuz. Bir de onun serbest kaldığını aynı sokağa beraber gittiğinizi düşünün. Zaten Çoluğunuz, sorunlu olan e, sorunlu oluyor. olan kişi bu sefer sizi vay sen miydin beni şikayet eden pozisyonunda sizinle baş başa. Yani bu Zaten yürekleri sızlatan bir şey. Mesela sadece e, sağlıkta değil birçok yerde böyle adam darp şiddet uyguluyor. Bakıyorsunuz ak akşam serbest kalıyor. Ya Bu insanların mahkeme bitinceye kadar serbest bırakılması bizim için çözümsüzlüğün bir parçası oluyor. Çünkü e, yani e, serbest bırakılma neyden kaynaklanıyor? Muhtemelen mahkeme bitmediği için mahkeme sonunda ceza alacak. Çünkü ertelenmeyecek ya yeni yasaya göre. Ama mahkemenin bitmesi 6 ay sürerse Altı ay adam dışarıda. E şimdi e, hem cezayı direkt almamış oluyor. Hem de bu süreçte serbest olduğu için sizinle başka türlü diyaloğa girmek niyetinde olanlar olabiliyor. Böyle e, bir vakaya rastladınız mı arkadaşlar? E, tabii canım arkadaşların... ya, tabii yani şimdi koca bir söylüyor. derneksiniz. Evet. E, binlerce üyeniz var acil tıp uzmanı olarak. Hiç böyle bir vakaya rastladınız e, mı şiddete uğramış mahkeme esnasında tutuksuz yargılanan bir Kişinin şiddeti uygulayan kişinin e, o esnada bir intikam duygusuyla çok önemli bir oranda bu. Var yani mi? tabii yani hemen neredeyse hepsi bu duyguyla hareket ediyor ve biz onun için bakın e, hastanelerde kolay kolay eğer siz şikayetçi olacaksanız muhatap olacaksanız bir defa beyaz kod dediğimiz uygulamayı çoğu zaman erteliyoruz. Neden erteliyoruz? Birçok doktor şimdi beni dinlerken bunu zaten yaşayarak bildiği için. E çünkü ya ben beyaz kod vereceğim sonra ben muhatap olacağım. Psikolojisiyle e hareket etmek istemiyor. Yani düşünseniz ondan sonra mahkemelerde bizim orada beklentimiz ne? Ya bunu bir defa şahsi olarak değil kuruma bir saldırı olarak nitelendirilmesi kurumun muhatap olması. Hiçbir şekilde doktorun veya sağlık çalışanının muhatap olmaması gerekiyor. Birinci şey bu. Çünkü siz orada kurumu temsil ediyorsunuz. Kurum devleti temsil ediyor. Bu saldırı şahsa yapılmış bir saldırı değil ki. Kuruma yapılmış aynı zamanda bir saldırı. Bu yüzden bu çok önemli. Ama dediğim gibi bunlar yasanın uygulanabilirliği ve yasayla ilgili sorunlar. Bunların çok iyi analiz edilmesi lazım. Ama ondan önceki konular var. Yani şimdi düşünün yıllar boyunca, tarih boyunca bir saygı duyulan bir meslekten ya. bahsediyoruz. Ve gerçekten konuşurken düğmelerini ilikleyen insanları, biz yetiştik o insanlara. O beyefendi insanlardan. Şimdi doktora kendisinin hayatını kurtarmaya çalışan doktora Şiddet uygulayan insan türüne nasıl geçiş olduğu Evet o nasıl geçildi oradan oraya peki? Çok önemli bir şey yalnız ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Bakın Covid salgınındayız çok zor günlerden geçtik ama bu Covid salgını bir şekilde biteceğini hedefliyoruz. Bir yıl iki yıl bitecek yani ama hani geleceğimizi bina ettiğimiz ve çocuklarımız için güzel bir dünya bırakalım dediğimiz yerde bir şeyi çok kötü atlıyoruz. O da ne? Ya öyle bir toplum psikolojisi bırakıyoruz ki geleceğe. Öyle bir değişen bir psikoloji bırakıyoruz ki en ufak bir şeyde şiddet uygulayan, öfke kontrolü olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Ve bu şiddet aslında toplumda olan bir şiddet ama hiç olmayacak bir yerde aslında en son yıkılması gereken kale o. Size iyilik yapmaya çalışan sağlık personeline şiddetin yönelmesi, bunun artması toplumdaki bu yozlaşmayı ...ve toplumda gelecekte nasıl bir topluma gidiyoruz sorularının nasıl eksik olduğunu gösteren bir süreç. Bu yüzden çok e, uzun, orta vadede çok iyi analizler yapmamız gerekiyor. Neden böyle bir şey ifade ediyorum? Normalde siz, sizin için çaba gösteren, sizin ağrınızı kesen, sizin tedavinizi yapmaya çalışan bir kişiye minnet duygularıyla yaklaşıyorsunuz. Ya elini ayağını öperiz hocam. Evet. Ama o ne diyor? Bunu yapmazsan buradan çıkamazsın pozisyonunda. Bakın çok dramatik örnekler. Yani artık hani e, pes denilen değil de artık daha üst bir kelime bulmam lazım. Aklıma gelmedi. Doktor arkadaşımız ares geçiriyor. Aile hekimi. Arkadaşlar ona müdahale ediyor. Oradaki diğer hasta ve yakınları ya diyor e, biz ne olacağız? Bize bakan yok mu? Hı hı. Doktora kalp masajı yapılıyor. Ya artık kelimelerin e, tamamen tükendiği bir yerde bu kadar bencil, bu kadar egoist bir yaklaşımı sergileyen durumun normal bir toplum yapısı, normal bir kişilikle evet. e, anlatamayız. Hocam, şimdi hafta içi Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öyle bir olay oldu ki artık hakikaten içim kanalıda da izlerken o canhıraş çığlıklar, acil servis çalışanlarının oradaki o manzara... Neyse ki iki kişi tutuklandı. Belki de ilk benim gördüğüm son yıllarda ilk bu. Bir o haberi izleyelim sevgili seyircilerimiz. Ardından sohbetimiz devam edecek. <laughs> Hastaneyi basıp ameliyathaneye girmeye çalıştılar. Bu da yetmedi. Aylardır canları pahasına koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline saldırdılar. Sedyelerden barikat kuran doktor ve hemşireler saldırganlara engel olmaya çalıştı. Görüntüler başkentten. Keçiören'deki bir berberde kavga çıktı. Tıraş olan Fırat ve Ahmet Öğ kardeşler silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Emrah Keskin kaçtı. Mermilerin hedefi olan iki kardeş Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Öğün'ün durumu ağırdı. Ameliyat alındı. Ancak doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. Hayatını kaybetti. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. <laughs> Ölüm haberini alan Ahmet Öğünün yakınları hastaneyi bastı. Etrafa saldıran kalabalık zorla ameliyathaneye girmeye çalıştı. Ameliyathane'nin kapısına dayanan kalabalık grup doktor ve hemşirelere saldırdı. <laughs> Korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli ameliyathane'nin kapısına sedyelerle barikat kurdu. Saldırganların içeri girmesi önlendi. Dehşet dolu anlar bir sağlık personeli tarafından kayıt altına alındı. <laughs> Hastane kapısındaki mücadele dakikalarca sürdü ve zor da olsa saldırganların içeri girmesi engellendi. Abla? Sağlık personeli polisten yardım istedi. Çok sayıda ekip hastaneye sevk edildi. Polisin müdahalesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Hastane personeli uzun süre olayın şokunu yaşadı. Koronavirüs nedeniyle aylardır canları pahasına mücadele veren kahraman sağlıkçılara yapılan bu akıl almaz saldırı büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılara destek olundu. Onlardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca sağlık döneminde verilen büyük mücadeleyi hatırlattı. Dünyanın en fedakar sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza dünyanın örnek olacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak gösterelim ifadesini kullandı. Ankara Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Sorumlular hakkında adli tahkikatın başlatıldığı duyuruldu. Vali Şahin, fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın ifadesini kullandı. Evet hocam bu vakada e, tutuklu yargılanıyorlar. Ama siz diyorsunuz ki genellikle sorun şu. Psikolojik şiddeti konuşmuyoruz bile bakın. Tabii. Fiziksel şiddeti konuşuyoruz. E, genellikle mahkeme sürecinde Sürbiz. serbest bırakılıyorlar, Tabii. tutuksuz yargılanıyorlar. Kesinlikle. Ve o kinle ki hakikaten bunu yapanın e, herhalde e, cehalet akıyor diyorum ben hocalarından. Bunu e, yapanların e, intikam alma duygusu. Kin gütme duygusuyla suçun bir adım ötesine tekrar gidiyorsunuz. Yani şimdi tabii bu çok önemli İş bir konu. sürüyor yani bunu yapan bir bu, de. Bu böyle ama sadece bu öyle değil. Yani sadece bununla sınırlı değil. Yani şimdi düşünün. E, siz bu şiddeti uyguluyorsunuz... ve e, onda zaman de serbest kalıyorsunuz. Yani doktorla, Niye yapmasın ki o zaman? E, ya yani doktorla muhatap olup olmamasının değil konu. Yani bunun e, bir karşılığı yok. Yani karşılığı olmayınca da, e şimdi ertelenmiyor tamam bazı iyileştirmeler yapıldı ama bize yansıyan yönü yok. O zaman bunların tekrar irdelenmesi tekrar çalışılması gerekiyor. Yani bizim caydırıcılığı bir defa çok önemli şekilde yapmamız lazım. Yani bu konuda eksiğimiz var. Ama bunun dışında da, bunun dışında da bu olaylar niye bu hale geliyor? Onları çok iyi analiz etmemiz Nedir? lazım. Nedir? Siz mutlaka dernek olarak çünkü yoğunluk hep acil servislerde evet, acil her servislerde zaman. De Hele de ki de. şu 6 aydır inanılmaz bir durumda. Ee, siz neyi tespit ettiniz acil tıp uzmanları olarak bu konuda derneğinizde? Şimdi bu tamamen toplumda olan öfke kontrolündeki problemin şiddet eğilimini her hepimiz görüyoruz. Onun acile veya sağlık çalışanlarının yansıması bir tarafa ama dediğim gibi tarihten itibaren saygı duyulan daha çok ee, yani hani minnet duygularıyla yaklaşılan bir grupta niye bu böyle oldu? İşte asıl onu analiz etmek lazım. Ee, burada da birçok faktörün devrede olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi yani sizi olarak ederek söylüyorum. Bizim doktor arkadaşların hep paylaştığı şeyler, bir haberin bir şeyin veriş tarzı, o kadar doktoru suçlayıcı e, haberler, dizilerde verilen bazı mesajlar. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela Meral Hanım siz Acil de çok öfkelisiniz veya başka bir şekilde kime için diyelim ki haftanızı kaybettiniz. Hmm. Ee, Allah korusun öyle bir şey kaybettim sadece. Kaybettim de. Evet. Ama e, siz kime şiddet uygulamazsınız? Aslında soruyu çok e, tersten sorup analiz etmek lazım. Kime şiddet uygulamazsınız? Hastamı kaybettim kimse hiç şiddet Hayır uygulamaz. yani hiç uygulamayacağız. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela biz doktora güveniyorsak, çalışana güveniyorsak, her şeyi yaptığını düşünüyorsak ne yaparsak yapsak? Ona karşı bir şey yapmayız. Yani burada en önemli problem, en önemli problem el birliğiyle bir şekilde sağlıkçılara ve doktora algının değişmesi lazım. Evet, güven duygusunun bir defa, bir defa e, ne alması, zedelenmesi. Bunu yıllarca yaptığımız işlerle güven duygusunu zedeledik. Bunu biz e, artık toplumun herkesi bir sorgulasın. E, bu, bu güven duygusunu niye insanlar ee, sağlık sistemine karşı duymuyorum. Mesela bir doktorla muhatap olduğunuz zaman ya tanıdık arıyorsunuz. Ya işte şey neden? Güven sistemi Ben her gün en az beş tane telefon alıyorum. Şöyle bir hastalığım var. Ne olur beni iyi bir uzmana, vicdanlı bir uzmana yönlendir diye. Bu Kamu içinde böyle özel sektör içinde bunu söylüyorlar şimdi hocam. Şimdi burada bakın. E, yani burada böyle bir algı var. Var ama bu algıyı yok edecek çaba içinde olmamız lazım. Bakın bu algın oluşmasında e, birçok dediğim gibi hani şimdi söylemek istedim. Toplumun birçok kesiminin bunda rolü var. E, ama biz e, mesela bazı kanalları bizim doktor arkadaşlarımız e, çok rahatsız ederek e, rahatsız olarak pardon şey yapıyorlar. E, hep paylaşıyorlar. Yani doktorun suçu ortada belli olmadan hemen e, doktor şöyle yaptı, doktor böyle yaptı haberleri bilinç altında çok ciddi bir problem oluşturuyor. Bazı söylemler işte yetkili kişilerden gelen bazı söylemler bu konuda problem oluşturabiliyor. Toplumun değişik kesimlerinden buna zemin hazırlıyoruz. Bir defa bunu aşmamız lazım. Biz, dikkat ederseniz orada kripte bir defa hasta veya hasta yakınları şunu bilmesi gerekiyor. Biz hep aynı taraftayız bakın biz sizin hastanızı kurtarmaya çalış, çalışan tarafı siz de o taraftasınız. Siz de hastanızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bizim mesleğimiz bu. Biz bu iş için yıllarca okuduk ve bu iş için çalışıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Tıp fakültesine girmek o kadar zor. Okumak o kadar zor ama hep uzmanlık sizin, yapmak. Evet, sizin yakınlarınızdan da var, komşunuz yani hep yani şöyle bir şey mi var? Yani kötü insanlar mı tıp fakültesini bitiriyor? Kötü insanlar mı doktorluk yapıyor? E hep böyle bir şey olmayacağına göre biz bu doktorlarımıza güvenmemiz lazım. Bu doktorlarımızın iyi şeyler yaptığını bilmemiz lazım. Onlara inanmamız lazım. Bir defa bu şeyle hareket etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, ikincisi bu yaygın şiddet olayları. Yani siz istediğiniz kadar e, tedbirleri düzgün alın, istediğiniz kadar şey yapın ama e, adam trafikte canı sıkılıyor, saldırıyor. Eee Ondan sonra maça gidiyor, saldırıyor. Ondan sonra başka bir yere gidiyor, toplum içinde. Bu kültürü oluştuğu sürece biz bunu aşamayız. Ama özellikle bu Covid döneminde bizim çok yaralandığımız bir dönem bu. Ee, ona Onu da soracağım hocam. Evet. Özellikle ilk giriş acil. Evet. Pandemi döneminde. Şu an acil tıp uzmanları onun yanı sıra işte acil servise çalışan diğer sağlık çalışanları Nedir durum? Moraller çok artık yıprandı. Malumunuz duyarsızlık hat safhada toplumda maalesef. Ee, nedir durum şu an? Şimdi bakın, Yorgunlar çünkü onlar. Evet şöyle 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay mücadeleyi görüp önünüzde belli bir süreç oluşunca siz bunu hedefle hedefe koyabilirsiniz ve bunu hedefleyerek mücadele edersiniz. Ama süreç uzadıkça bu mücadele zorlaşır. Hele süreç belirgin e, be, e, belirgin olmaktan çıkınca, yani önümüzde belirgin olmayan bir süreç var, ne zaman biteceği belli olmayan. Ve çok kaygılandırıyor. O zaman, evet. Ama biz ne, nasıl stresler yaşıyoruz? Bakın şimdi e, baktığınız her hastada Covid olma ihtimali var. Ve biz size ne diyoruz? Bütün topluma ne diyoruz? Mesafeyi koruyun. Sizin de mesafe koruyoruz değil mi? Toplumda e, otobüste koruyun diyoruz, sokakta koruyun diyoruz, alışveriş merkezinde koruyun. Ama bizim için tamamen kuralın tersi geçerli. Biz mesafeyi sıfırlamak zorundayız. Evet. Hastayla burun buruna gelmek zorundayız. Ve her gün o endişeyle yaşamak zorundayız. Maske koyuyorsunuz ve hastaya müdahale Bu ne kadar koruyucu olabilir? Her an olabilir mi? O kıyafetlerle çalışıyorsunuz ve size de COVID olmadığını düşündünüz. Mesela hiçbir yerde olmaz. Türkiye'de olur dediğimiz olay bıçaklanma diye gelen ve bu şekilde müdahale ettiğimiz hasta çekilen şeyinde COVID çıktı. Hadi bakalım. Yani bıçaklanmaya müdahale ederken Aynı zamanda Covid olduğunu görüyorsunuz ve siz bu konuda tedbiri asla bırakamıyorsunuz. Şimdi böyle olunca çok ciddi bir şekilde bütün dünyayı ilgilendiren bir pandemi, bir ekonomik savaş, bir biyolojik savaş ve bunun en büyük yükü sağlık çalışanların omuzlarında evet. ve belirsiz bir süreç. Ve birinci safta çalışıyorsunuz. Ya çocuğa sarılamamanın ne demek olduğunu biz ya bu dönemde. Evlerine aldık. giremiyor insanlar hala. Biz yakınlarımıza yaklaşamazken hastamıza yaklaşıyoruz. Yani bunlar, bunlar bir insanların vicdanı olan her insanın sızlatır yani, değil al, mi? Sızlatır diye aslında hiçbir şey düşünmesine gerek yok. Bütün duygularını alt üst eder. Zaten bu dönemde bunu bu minneti, bu fedakarlığı görmeyen kişiler muhtemelen psikolojik tedaviye ihtiyacı olan Kesinlikle. insanlardır. Ben e, özür diliyorum ama diyorum ki herhalde tüm toplum bir terapiye alınmamız lazım. Çünkü giderek çıldırıyoruz. E, şiddet eğilimi artıyor. İşte kadına şiddet artıyor. Hekime, sağlık çalışanına. Bu arada sağlık çalışanları arıyorlarmış. Efendim hasta bakıcısından ambulans şoförüne kadar. Hepsi bizim için çok kıymetli. Hele ki şu dönemde. Hepsinin önünde ben saygıyla eğiliyorum. Hocam hepsi ben çok Ben şöyle önemli. bir şey söyleyeyim. Biz sağlık çalışanları derken onu kastediyoruz. Adınıyorlar. Şöyle <laughs> ama sağlık çalışanları derken hepsi biz, şoförümüzü, güvenlikler. Şimdi mesela evet. hastayla ilk muhatap olan güvenlik görevlileri, ilk muhatap olan e, ondan sonra oradaki müdahaleyi gösterdiğiniz şeyde de e, yani biz onları ayırmadığımız için sağlık çalışanı diyoruz. Evet. Sağlık çalışanları hepsi bunlar. Hepsi için çok ya kıymetli. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar ağır bir yük altında çalışırken çalışırken hani dedi ya e şimdi dün böyle bir eylem yapıldı. Üç gün alkışlandı. Bizim doktorlar da bir yerde, <laughs> toplanmışlar alkışları iade ediyoruz <laughs> diye. Üç dakika alkışlamışlar. Yani gerçekten toplum olarak bu konuda e, bir bilinçli davranmaya ihtiyacımız evet. var. Ama sizin de dediğiniz gibi sizin de dediğiniz gibi adam maske uyarısı yapıyor. Ya biz de yaşadık Düşünün, bunu. Ya maskeni için. düzgün tak derken hastanedeki hasta yakınına endişeyle söylüyoruz. İnanılacak değil. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu arada elimde kitaplar var. Her yıl Dert çıkarıyor. Ee, burada e, Acilin öyküsü, vakaların öyküleri, anılar da var. E, bu kitaplar için de teşekkür ediyorum. Ben e... O da kitaplar gibi açıklama yapayım. Bunu da hasta yakınlarının öyküleri var. Hasta yakınları Hı. gönderiyor. Hemşireler, doktorlar, sağlık çalışanı herkes gönderiyor. Böylece empati yapmayı e, bu şekilde sağlamış oluyoruz. Bir de müsaadenizle bu kadar pan, pandemi müsaaden. döneminde e, bu kadar iş yaparken bakın 4000 sayfalık bir acil tıp kitabı bütün acil hocalarımızla birlikte acil çalışanlarımızla birlikte bunu da özellikle getirdim dün gece çıkardık. bu kadar yoğun çalışan evet. insan grubuna lütfen hocam daha çok teşekkür ediyorum hakikaten e, hepiniz haklarınızı bize helal ediniz zor bir dönem e, çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için ben teşekkür de programımıza Sevgili seyirciler çocuklara ve gençler Biraz böyle ergenler için konuşacağız. Yatak ıslatanlar, psikolog Alanur Özel birazdan bizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Tüm vücut MR e, yeni bir check-up tarama yöntemi. E, en büyük avantajımız da radyasyon yani iki saçının olmaması. E, bu bir tarama yöntemi için çok çok önemli bir avantaj. Özellikle e, kanser riski taşıyan hastalarımıza veya ailesinde kanser yükü olduğu bilinen hastalarımıza bu tarama yöntemini tavsiye ediyoruz. E, baştan ayağa kadar e, bir tarama yöntemi e, yaklaşık bir saat sürüyor. Bir saat boyunca hastalarımızın e, çok fazla hareket etmemesini istiyoruz. E, böylelikle beyinden ayağa kadar iç organlarımızı, bağırsakları kadar tüm organlarımızı tarıyoruz. Özetle tüm yaş gruplarında riskli olan hastalarımızda, check-up protokolü ile hızlı bir şekilde kanserin erken teşhisini sağlıyoruz. Çocuklarda ve gençlerde yatak ıslatma neden olur? Altında psikolojik bir sebep olabilir mi? Hangi kişilik özelliklerinde olanlar alt ıslatıyor? Psikolog Alaanur Özalp sağlık merkezinde anlatıyor. Anneler, babalar, gençler bizi arayın. Alt ıslatıyorsanız bundan utanıyorsanız nasıl çözülecek çözülmüyor bu benim kaderim mi diyorsanız 0530 0470 05 ve -047 06 telefonlarımız. Nur Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Her şey yolunda inşallah. Şimdi, evet. Hocam <laughs> yıllardır programlarda biz bu alt ıslatmayı konuşuruz ve şunu çok merak ediyorum. Şimdi çocuk alt ıslatır ne var ki denilebilir mi? Yoksa bu gerçekten bir yaştan sonra, belli bir yaştan sonra büyük bir problem ve sıkıntı mı ve devam eder mi? E, birincisi, üç ayrı soru sordunuz. Üçüne de ayrı ayrı tamam. cevap vermek istiyorum. Bu bir kader değil. E, ama e, hiçbir şey yapılmazsa tabii ki yetişkin yaşlara kadar hatta ergenlik dönemi değil yetişkin yaşa yani bizim e, yetişkin dediğimiz evlenme yaşı da tabir ettiğimiz yaşa kadar devam ettiğini görüyoruz. Hatta Hı. çocuğu olmuş yetişkin e, kişilerde de bu problemin hala devam ettiğini görüyoruz. Onun için Şimdi bizim toplumumuzda bu hı hı. problem birazcık ciddiye alınmadığını görüyorum ve bunu bir şekilde işte normaldir gibi algılandığını hı hı. görüyorum. Bunun bir sınırı var. Biz diyoruz ki bir çocuk iki yaşını bitirdi ve 3 yaşından gün aldıysa bu problem hala devam ediyorsa bu bir problemdir. Halledilmesi gereken bir durumdur, ciddiye alınması gereken bir durumdur. Biz 3 yaşından bahsediyoruz ama bize gelenlerin neredeyse tamamı veya çoğunluğu yani 17 20 Oo. yaş arası o da gelmeyecekler zaten de askere gidecekleri için mecburen geliyorlar veya genç hanımlarda da evlilik yaşı e, nikah olacak. Böyle bir gün öncesinden gelip bu problemi halleder misiniz? Böyle bir problem var diyen çok e, vakalarımız var. Onun için de diyoruz ki bakın bir şekilde evlilik yaşıyla 3 yaş ile arasında bayağı büyük yıllar var. Onun için de bu bir gerçekten sıkıntılı bir durum. Hem çocuk için üzücü bir durum. Çocuklar bu durumdan çok üzülüyorlar. Anneleri için ayrı üzülüyorlar. Annelerine söz veriyorlar. Her sabah kalktıklarında bazen aynı gecede birden fazla kaçırdıklarını görüyoruz. Bazen hem gündüz kaçırmaları gece kaçırmaları birlikte olduğunu görüyoruz. Bazen de üçlü tablo dediğimiz hem gündüz kaçırması hem gece kaçırması hem de büyük tuvaletinin kaçırıldığı vakaları da birlikte görüyoruz ve tedavisi için girişimde bulunuyoruz. Onun için de diyoruz ki beklemeyin. Yani bu her tıbbın her konusunda erken müdahale çok önemli. Çocuğun psikolojisi açısından kendine güveni, duruşu, hı hı. bakışı açısından çok önemli. Ailenin bu konuda yıpranmaması açısından anne Annenin bu konuda ister istemez bir iki üç beş değil ki bir noktada anne de artık yeter demeye başlayabiliyor bu çocuğu etkiliyor psikolojik olarak bu çocukların olabildiğince kendine güvenlerinin yok olduğunu kendilerini farklı hissettiklerini hatta bizim bunu kullanmak istemiyorum ama bu onların Hı -hı. tabiri kendilerini ezik ve özellikle özürlü hissettiklerini bize anlatıyorlar yani bir şekilde şekilde bize gelen vakaların hani genel olarak 17 ile işte 24-25 yaş civarında ama daha büyük vakalar da var. Belli bir yaştan sonra bunu söylemeye utanıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Küçük çocuklar bile utanıyorlar. Yani 3-4 yaşındaki çocuk bile böyle bir şey yaptıktan sonra sabah kalkıyor, hemen kendi kıyafetleri çıkartıyor yatağın altına, halının altına veya çamaşır makinesine saklıyor. Ben yapmadım bugün diyor. Yani o kadar rahatsız Giliyor oluyor. aslında buna. Tabii ki bilinçli. Yani e, çok çok küçük çocuklar bile bundan rahatsız oluyorlar. Bir de şöyle vakalarla çok karşılaşıyoruz. Mesela kardeşi e, 3 yaşında veya Hı. 4 yaşında. Yapmıyor ama 17 yaşındaki delikanlı veya genç kız yapıyor. İşte o zaman daha bir rahatsız oluyorlar. Nasıl olur? Onun yapması normal gibi algılanıyor Hı -hı. ama benim yaşımda hala devam ediyor. Ee, bir de şöyle sıkıntılar var. Genel olarak baktığımız zaman bu problemle ilgili olarak birincisi çok normal bir şey gibi algılanıyor. Biz buna e, böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz ve e, ikinci algılama da bu konuyla ilgili aileler kendilerine göre bazı uygulamalar yapıyorlar bunların hı. içinde bazıları gerçekten e, olmaması gereken uygulamalar birincisi ailelerin sıvı alımını e, kısıtladıklarını görüyoruz özellikle yaz aylarında işte e, çocukların meyve yemesi yasak hı hı hı. sebze ye, e, yemeklerinin daha Çabuk suya dönüştüğü için yemeleri yasak. Ee, böyle e, karpuza kavuna uzaktan böyle e, hüzünlü bir şekilde baktıklarını hmm. görüyoruz. İşte sıvı almaları, su içmeleri yasaklanıyor, sınırlanıyor. Tabii ki bunların hepsi yapılmaması gereken, işe yaramayan şeyler. Onun için bunlar bir tedavi yöntemi değil. Bunun tedavisi son derece kolay hızlı ve bir şekilde tedaviye başladıktan sonra nüksetmesi, tekrarlaması yok. Bu da bizim sevdiğimiz bir durum. Ee, bir de yine bu konuyla ilgili sıkıntılı bir süreç bizim de üzüldüğümüz bir süreç. İşte anneler aynı gecede çocuklarını bazen iki kere bazen üç kere bazen beş kere kaldırıyorlar. Hı hı. Bu kaldırma süresi içinde hem anne hırpalanıyor uykusuz kalıyor. Çünkü çocuk biraz kolay uykuya dalabiliyor ama annenin hemen uykuya dalması çok kolay değil ee, bir şekilde anne sinirli oluyor ertesi gün bu sinirlilik çocuğa yansıyor ailenin diğer bireylerine yansıyor onun için de böyle bir olumsuz durum söz konusu kaldırmak bir tedavi yöntemi değil ee, işe yaramıyor pek çoğunda e, çocukların da bu kaldırıldığı hı hı. zaman uykularını alamadıklarını onların da sinirli ve dikkatlerini kaybedip daha çok kazalara, tehlikelere açık hale geldiklerini görüyoruz. Onun için de bu olay hı hı. ders okul başladığında devam ettiği süre içinde de hı. okul başarısında da etkiliyor. Şunu merak ediyorum Ala Nur Hanım. Şimdi 3 yaşından itibaren çocuk gece altını ıslatıyorsa anne ya benim çocuğum altını ıslatıyor ben şunu bezleyeyim yatırıyorum diyor ise orada bir problem mi var? Evet. Veyahut Haftada bir gece kaçırıyor, iki gece kaçırıyor ama bu böyle çok sık her gece olmuyor. Bu normal karşılanabilir mi? Ve şunu da merak ediyorum, arda arda soracağım yine. Ee, erken yaşta psikolojik altyapısıyla, ergen psikolojisiyle bakıldığında aynı sebepler mi? E, aynı altıncı tabii ki bu işin sebepler şey hiç de var. Kesilmeden devam ediyor zaten. Şimdi e, her Allah'ın günü bir kere, iki kere, üç kere, beş kere yapan çocuklarımız olduğu gibi Hı -hı. aynı zamanda demin sizin de söylediğiniz gibi haftada bir, haftada iki yapan çocuklarımız var. Ayda iki yapan çocuklarımız Hı -hı. var. Şimdi bu daha riskli, daha ters bir durum. Çünkü her gün yapıyorsa annesi önlemini alıyor. Ama ne zaman yapacağı belli olmadığı zaman o daha büyük bir yük oluşturuyor, gerginlik oluşturuyor. Salı mı olur, çarşamba mı olur, bugün olur mu? Ay bugün de oldu gibi. Onun için de özellikle mesela ergenlik dönemindeki çocuklarda bu bu şekilde aynen devam ediyor. Hiç kesilmeden devam ediyor. Arada bir temizlik dönemi olduktan sonra devam eden Hı -hı. çocuklarımız da var. Örneğin biz hep diyoruz ki bunun üç nedeni var, tıp tarafından kabul edilmiş. Bunlardan bir tanesi bu çocukların uykuları ağır. Hı -hı. Onların elinde değil, isteyerek bilerek yaptıkları bir olay değil. Onlara kızamayız bu durumda. İkinci nedeni hiperaktif dediğimiz aşırı hareketli çocuklar da bunlar oldukça da zeki çocuklar. Bu grupta daha sık görüyoruz çünkü gündüz çok hareketliler. O kadar hareketliler ki o hareket içinde kendilerine daha fazla yordukları için gece uykularını iki kat ağırlaştırıyorlar. Ha. Farkına varamıyorlar. Bu grupta çok fazla görüyoruz. Bu problemi çok üzülüyorlar. Bunlar çok zeki çocuklar çünkü. Hı. Böyle olmak istemiyorlar. Yine bir başka nedeni de irsiyet faktörü. Burada irsiyet faktörü bu durumu ortaya çıkartan bir faktör. E, bu çocukların genel olarak baktığımız zaman annelerinde, babalarında... Genetik veya, de oluyor. Evet. E, birincil veya ikincil... E, akrabalarında da bu problemi büyük yaşlara doğru devam ettiğini görüyoruz. Ama bu tedavinin başarısını hiç etkilemiyor. Yani neden olarak ilset faktörü etkili, Hı. hatta oldukça Hı. etkili ama tedavi bu yani şu anda annesi de, babası da, teyzesi de, amcası da ne kadar kişi varsa hepsi de ıslatıyor olsa bile tedavimizin başarısı son derece yüksek. Onun için de diyoruz ki bakın e, bana gelenlerin içinde mesela Hı. annesi ıslatanlar vardı, babası ıslatanlar vardı. Annesi babası ve çocuk. Bütün aile. Tabii ki ıslatanlar vardı ki bunlar hala devam eden vakalardı. Hepsini hallettik şu anda. Annesi de ıslatmıyor, babası da ıslatmıyor, çocuk da ıslatmıyor. Onun için oldukça mutlular ve bize geldiği zaman çocukların bir oturuşu var. Böyle başlar hmm. önde. Hmm. Hani böyle suç yapmış bir şekilde geliyorlar. Üzgün, yüzler üzgün ve bizden çıkarken böyle bir oturuşları var. Bir yayılıyorlar, koltuğa gülmeye başlıyorlar. Niye daha önce gelmedik buraya diye bağırıyor Zıp zıp zıplıyorlar, e, o kadar güzel bir e, nokta içinde gidiyorlar ki e, ve çok kısa sürede de bu işi halledip e, hmm. ve başarıyı ve e, müjdeyi bana veriyorlar. Çocuklarda mı daha kolay çözmek problemi, erişkinlerde, gençlerde mi daha kolay? Ee, hiç fark etmiyor. Çünkü burada çocuklar da bu işten bir an evvel kurtulmak istiyorlar. Yetişkinler de bir an evvel kurtulmak istiyorlar. Onun için arada çok fazla bir farklılık yok. Ee, Yöntem çünkü... aynı mı? Yöntem Çözümleri aynı, de. sistem aynı, uygulama aynı. Onun için e, arada çok fazla farklılık yok. Ama özellikle ergenlik dönemine girdiklerinde hmm. gelmek istemiyorlar, utanıyorlar. Hmm. Sanki biz bir psikolog olarak fizik muayene yapacağız diye korkuyorlar. Hmm. Çünkü bilmedikleri bir şey. Hmm. Yani psikolog bir fizik muayene yapmıyor. E, bir jinekolojik muayene dediğimiz tuş et türü bir muayene yapmıyor. asla yapmıyor. E, yani Hatta parmağının ucunu bile değdirmiyor. Onun için rahatlıkla gelebilirler çünkü genel olarak görüyorum ki genç kız diye biraz Korkuyorlar acaba hmm. e, gelelim mi gelmeyelim diye rahatlıkla gelsinler çünkü bizim şöyle güzelliğimiz de var bu korona dolayısıyla biz de çok e, güzel ve e, sıkı önlemler aldık online dediğimiz telefonla terapileri yapıyoruz bunlar çok başarılı e, Kayseri'de, Sivas bütün Türkiye'nin yurt Türkiye dışında dışı, Almanya, tabii. Hollanda, Belçika, Amerika hepsindeki e, oradaki çocuklara da ulaşıyoruz pek çok Siz terapi tedavi ediyorsunuz. Evet. 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 Değil evet, mi hocam? Tabii ki. Şimdi telefonumuz varmış. İstanbul'dan bir hanımefendi hattımızdaymış. Efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim Allah şükürler olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun efendim. Bizler neredeyiz? Şimdi bu alt ıslatma önemli bir problem. Ee, sorunuzu evet. alalım. Çünkü bunun psikolojik tedavisi de var. Alt sebeplerine evet, bağlı olarak. Benim benim 16 yaşında oğlum var. hı altını satıyor. Birkaç yıl önce doktora götürmüştüm. ilaç verdi, ilacı kullandıktan sonra kesildi. Ama ilaç bittikten sonra tekrar başladı. Şu an Hı. yine devam ediyor. Ne yapacağım diyorsunuz değil mi? Hiç psikoloğa götürdünüz mü? Evladınıza? Efendim, hiç psikolo efendim? Psikoloğa hiç götürdünüz mü bu konuyla ilgili? Hayır hayır hiç getirmedim. hiç, hiç getirmedim. Peki genelde böyle oluyor zaten. Ee, evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hoşçakalın hanımefendi lütfen cevabı dinleyin. Şimdi tam konuştuğumuz Hı. grup 16 yaşında muhtemelen e, üroloji tedavisiyle bir ilaç verildi. Ve ilacı kullandı mı kesiliyor, ilacı bıraktı mı alt ıslatmaya devam ediyor ve üniversite hayatı olacak. Askerlik belki evlilik bunlar arka arkaya gelince artık 16 yaşında Ergen yani. Büyük. Yetişkin evet. gibi yetişkin. kabul edebiliriz. Evet. Ee, şimdi şöyle özellikle bu yaşlarda çok utanıyorlar. Gelmek istemeyebiliyorlar. Ee, ben böyle durumlarda diyorum ki gelmek istemiyorsanız anneniz veya babanızla ben konuşup tedaviyi düzenleyebilirim. Rahat olun. Özellikle bir şekilde böyle durumlarda ilk önce bir çocuk doktorla gidiliyor. Tavsiyeler alınıyor. Ortadan kalkmıyorsa bir üroloğa gidiliyor. Ürologta tahliller yapılıyor. Zaman zaman tahlillerin ...temiz çıktığını görüyoruz ve anne bana diyor ki... E ...ondan sonra diyor biz elimizden geleni yaptık bitti diyor... ...halbuki bitmedi işte o aşamada bir psikologla görüşmek lazım... ...bunun bir çocuğun psikolojik rahatsız olduğu anlamına gelmiyor bu... ...bu çocukların genetik olarak, genetik geçişli olarak uykuları ağır... ...ellerinde değil, isteyerek, bilerek, planlayarak Alkını yapmıyorlar. Altını uykunun ağırlığı mı genelde? Evet, evet. evet çok evet, ağır evet. uyuyor. Evet uykuları hmm. ağır, bazı insanların ağır olabilir... ...bazılarınki çok hafif olabilir... Bu normal hmm. bir durum. Onun için de bu çocuklarla ilgili olarak birincisi bir üroloji gitti de ilaç verildi veya eee gidildi. Tahliller yapıldı ama Tahliller temiz çıktı. İlaç verilmiş de olabilir, verilmemiş de olabilir. Hala devam ediyorsa işte o noktada hemen geç kalınmış değil. Bir psikologla görüşmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ilaç verildiği zaman hani bir şekilde ya ilaç almasına rağmen devam eden çocuklarımız var. Ya da ilacı alıp bir süre sonra ilacı bittiğinde yine devam eden çocuklarımız var. Her ikisine de psikolojik olarak yardımcı olabiliyoruz. Çünkü buradaki altındaki kısım uykunun ağırlığı çocuk isteyerek bilerek yaptığı bir durum değil. Kendi kendine ortadan kaldırabileceği veya değiştirebileceği bir durum değil. Onun için mutlaka bir psikolojik destek, yardım devreye girmesi gerekiyor. Bu psikolojik yardım hani çocuk hasta da tedavi ediyoruz biçiminde değil. Tamamen çocuğun yaşına ve sınıfına uygun bir program hazırlıyoruz. Bu programı çocuğun ailesiyle birlikte Uyguluyor aile biz adım adım takip ediyoruz. Çok kısa bir sürede de bitiyor. Onun için de çok rahat olsunlar. Yaşı kaç olursa olsun utanıyor olabilir, gelmek istemiyor olabilir. Özellikle şu dönemde korona dolayısıyla e, gelmek istemiyor olabilir ama bu problemi halletmek gerekiyor. Bir yazın pişik mantar gibi durumlar ya. ortaya çıkabiliyor. Yani başka e, fiziksel sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. Özellikle de kışın şimdi havalar yavaş yavaş soğumaya başlayacak bu dönemde de üşütmeler, il, e, idrar yollarını iltihaplandırmalar gibi ikinci, üçüncü enfeksiyon sıkıntıları, sıkıntıları enfeksiyon ortaya çıkabiliyor. Onun için bunu halletmek çok kolay, çok hızlı, e, çok da keyifli e, çocuklarla bir son derece güzel bir programı birlikte götürüyoruz ve çok kısa süre içinde bu tamamiyle ortadan kalkıyor. Çocuk mutlu, aile mutlu. Onun için ben hatta onlara diyorum ki böyle bu konunun tedavisi için ödediğiniz ücret anında sizin cebinize e, dönüyor çünkü artık yıkamak yok. Artık e, oda kokuyor, çiş kokuyor, Ya ne ko kadar zor ko konusu yok. E, çocuğun yanındaki arkadaşı, sınıf arkadaşı sen çiş kokuyorsun, öğretmenin benim yanıma oturmasın diyor. Onun için böyle olaylar daha farklı psikolojik sorunlar da yaratır Tabii çünkü bunda kalmıyor türlü. bu. Çocuk özellikle bu konuyla ilgili başka yerde kalamıyor, akrabalarına gidemiyor, bir arkadaşı veya bir kampa Onun odasında kalamıyor ve bir şekilde birileri duyar da mahvolurum diye korkuyor, çok ürküyor. İşte ya arkadaşlarım duyar, öğretmenim duyar gibisinden çok ürküyor. Onun için bu olayları bir an evvel hallettiğiniz evet. zaman hiçbir sıkıntı kalmayacak ya zaten. Ya döneyim mi? Tabii hocam. Tabii. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Buyurun sorunuzu alalım hanımefendiciğim. Benim 7 yaşında kızım var. Hı -hı. Altın ıslatması oluyor. Sabahla gündüz de oluyor. Hı -hı. Gece de oluyor. Hı -hı. Bir tedavi uygulayamadık. Hani bir sorunu çözemedik. Okula da gidiyor sanıyorum 7 Şimdi yaşında. Şimdi başlıyor, başlıyor. Siz tabi ödünüz patlıyor. Nasıl olacak bu iş? Değil mi? Okula gidince evet. altın ıslatırsa. Evet, özgüven evet. sorunu da olacak genç kızlığında. Hemen tedaviyi soracağım hocama. Hoşça kalın izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. İzinler. Bakın bir kız çocuğu 7 yaşında ve okula başlıyor. Anne ne kadar kaygılı arıyor ne yapacak? Ee, biz hep şey deriz okula başlamadan önce halledelim. Lazım. Okulda daha böyle kendine güveni omuzları dik oturabilsin kendiyle barışık olabilsin kimse duyacak öğrenecek gibi korkuları kaygıları olmasın. Onun için de diyoruz ki özellikle de hani okul e, yaşı dediğimiz okula başlama yaşı 7 yaş civarındaysa e, hiç fark etmiyor yani daha küçük de olabilir daha büyük de olabilir ama burada bir psikolojik destek almalarında yarar var ve bununla ilgili olarak biz şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki bu tedavi ister telefonla olsun yani online dediğimiz görüntülü olabilir, görüntüsüz olabilir, her durumda veya yüz yüze de olabilir istiyorlarsa ama bu durumda Tedaviyle ilgili hiçbir korkuları, kaygıları olmasın. Tedavinin hiçbir yan etkisi, zararı, tehlikesi yok. Tedavide. Terapi de... sonuçta bu değil mi? Evet, terapi yapıyorsunuz. Bir, e... Peki şunu soracağım. Şimdi benim diyelim ki bir evladım var. 7 yaşında. Ee, böyle bir sorunu var. Hem gece hem gündüz. Fark etmez gerçi. Size getirdim evladımı. Ve bu andan sonra nasıl bir terapi Nasıl, nasıl bir telkin yöntemi e, ve bunu ne kadar aralıklarla tekrar etmem lazım? fazla ne olmalı? Bir bunu anlatır mısınız kalan sürenle? Tabii ki. E, özellikle biz erkek çocuklarda bu problemi çok sık görüyoruz ama kız çocuklarında da aynı problem var gördüğümüz kadarıyla. E, yaşı hiç fark etmiyor. E, bize geldiklerinde biz onun yaşına ve okuluna... Yani sınıfına bağlı hmm. olarak bir program hazırlıyoruz. Kişiye özel, öğrenciye özel bir program. Bu programı e, ilk önce anneye anlatıyoruz. O arada çocuk da bizimleyse o da duyuyor. Baba da geldiyse o da bizi çocuk da dinliyor. Hepsi hmm. beraber de anlatıyoruz. Ondan sonra uygulamaya başlıyorlar. Biz onu adım adım takip ediyoruz. Biz buna yakın hı hı. takip veya sıcak takip diyoruz. Hı. İş bittiğinde de gözümüz aydın diyoruz. Hep birlikte müjdeyi karşılıklı onlar bana veriyorlar. Onun için bu programda hani bizim biraz önce söylediğimiz gibi bir koyu yani yetişkin yaştaysak kesinlikle korkmasınlar. Fizik muayenemiz yok. Jinekolojik muayenemiz hiç yok. Tamamen bir program bir uygulama programı. Çok keyifli çocukların bayılacakları bir Ödülendirme program. Ödüllendirme gibi mi? Her Nasıl şey var içinde bir bütün bir şablon ha. biçiminde. E, bu çocukların bir bölümü e, gündüz tuvalete gitmeyi unutabiliyorlar. Onun için gündüzle ilgili program uygulamalarımız var. Hmm. Geceyle ilgili uygulamalarımız var ve bunun içinde bir kontrol takip programımız var. Çünkü burada izlemek çok önemli. Nasıl gidiyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunları ha. takip ediyoruz ve bir de, de de hızlandırma programımız var. Bu hızlandırma programının içinde yine çocuğa yaşına bağlı olarak belli ödülleri de oluyor ki çocuk bu işi çok istekli olarak büyük bir coşkuyla sonuna kadar götürebilsin. Orada olabildiğince biz de işin içinde olduğunuz için ve anne biliyor ki 24 saat bize ulaşabiliyor ve bu takibi her halükarda yaptığımız için hem içi rahat ediyor hem uygulamalar çok keyifli, çok kolay, hmm. çok e, güzel şeyler çocuk bayılıyor. <laughs> Niye buraya daha önce gelmedik diye kendini havalara fırlatıyor. Onun için hiçbir sıkıntı çekmedik. Peki hocam Biz... bunun tekrar <laughs> etme durumu var. Mesela böyle bir programda e, siz aile Çocuk ya da ergen dahil oldu ve bunu yaptınız. Bu belirli bir süre sonra tekrar edebilir mi? Şimdi şu ana kadar benim çok fazla vakayla bu tedavileri yaptım. Yetişkinler var, ergenlik dönemindeki kızlar, erkekler, delikanlılar, genç kızlarımız var ve yine çocukluk dönemindeki çocuklarımız var. Hiçbiri tekrar etmedi ve biz onlara başarılı bir ki... yöntem çok başarılı çok çok başarılı ve e, diyoruz ki eğer böyle bir şey olursa siz bana geri dönün. Yani 3 ay sonra da dönün, 3 yıl sonra da dönün. Bir e, e, şu kadar söyle, 5 yıl sonra da dönün. Ama evet. şu ana kadar hiç kimse dönmedi. Evet. Onun için ben annelere şunu da yapmamalarını rica ediyorum. Gece kaldırmayın çocuğunuzu kaldırarak çocuğunuza da kendinize de eziyet ediyorsunuz, evet. yazık ediyorsunuz. Bunun tedavisi var. Tedavisi kolay, hızlı, kalıcı ve tedavisiyle ilgili bir adım atmak lazım. Evet. Geç kalmadınız. Kaç yaşında hocam. olursa olsun bunun tedavisi evet. var. Rahat olun, evet. mutlu olun, keyifli hocam olun. Hocam beni susturdu. İlk kez bir konuk beni susturdu. <laughs> Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür iyi ederim. Geliniz. Bunu Güler konuşmak lazımdı. Ben istiyorum ki ne Türkiye'de ne dünyada Kesinlikle. böyle Çok bir problemi bir olan bir çocuk ve iyi evet. ergen yetişkin evet. kalmasın. Bir Çok tane bile ediyorum. kalmasın. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler yarın program da kalp sağlığı konuşacağız ve üreme sağlığı konuşacağız. Yarın sabah birlikte olunca yedek hayata sağlıklı gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin efendim. Hoşça kalın.